Sen ne yapıyorsun 2 gram beyninle? Sen ne yapıyorsun şurada? Ha? Şöyle hangi oyunları oynuyorsun bana? Kartal sen ne hakla benim evime böyle dan diye giriyorsun? Bak şimdi hakkı hukuku. Anlat bakalım. Nedir bu annecilik masal? Masal olduğunu nereden çıkardın? Ya masal değil gerçek. Hamilesin yani. Bu yüzden mi yemedin içmedin Fevzi'yi yetiştirdin ha? Kartal ben günlerdir seninle konuşmaya çalışıyorum. Her yolu denedim. Ama sen tenezzül edip benimle konuşmadın bile. Ha bu yüzden beni rahatsız ediyordun. Günde 1552 kere aradın. Akıl almak için. Vereyim ben sana akıl. Senden ana olmaz. Akıl almak için aramadım Kartal. Kafa kafaya verip bir karar almamız lazım demek için aradım. Mız. Şöyle. Mız. Kartal bebek sen mi? Bebek senden diyorsun. Sonra da gidip adama torununuz olacak diyorsun. Kafayı mı yedin şöyle? Sıkıştırdı Kartal. O geceyle ilgili sürekli sorular sorup durdu. Korktum ne yapayım? Ağzımdan bir anda öyle çıkıverdi işte kurtulmak için. Kurtuldun mu? Kurtuldun mu? Kartal ben çok aradım seni açmadın ama. Sana söyleyecektim ne yapmadım diyecektim. Şöyle beni az buçuk tanıyorsun. Bunca zaman. Benden baba olmuyor işte. Olmuyor. Uğraş yok olmuyor. Senden de anne olmaz. Yalan söylemeyelim birbirimize. Ben zaten seninle aldıracağım bu çocuğu demek için konuşacaktım. Ben öyle bir şey demem. Allah'tan korkarım. O senin kararın. Dünyaya getirmeye karar verirsen üzerime düşeni de yaparım. Ama bu kadar. Daha fazlasına gücüm yok. Yapamıyorum işte. Kendi derdime düşmüşüm ben. Ondan sonra doğurdum Kartal'la beraber olurum. Öyle bir şey yok. Şimdiden söyleyeyim. Yok yani. Aldıracağım zaten. Ne Kartal yani? Bu saatten sonra nasıl olacak? Ben ne diyeceğim onlara? Nasıl kurtulacağım ben onlardan? O tarafta da bebeği istemeyenler var. Merak etme. Nazan.